tarafımız Bizi izleyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Şubat ayının son günündeyiz. Herhalde bu Şubat 28 çekiyor diye umuyorum. 28 Şubat'tayız ve de 28'in yıl dönümü 28, 28 Şubat'ın yıl dönümünde karşınızdayız şimdi bir başkasına burada bir Amerikalı'ya San Francisco'da ben anlatmaya çalışsam ya 28 Şubat şöyleydi böyleydi desem anlatmak kolay değil ama yaşayan bilir 28 Şubat'ta ben e, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünde o malum Milli Güvenlik Kurulu toplantısını takip ediyordum e, bak bu ay 29 çekiyormuş son gün dedim yanıldım e, Neyse tamam. yanılmak bir şey yani. Zaten bir şey yanılıyorum anında trend topic oluyorum. Anında böyle virale düşüyorum yani. Geçen gün bir dilim sürçtü aman Allah'ım sanki ilk kez bir şey keşfediyorlarmış gibi. Söylemeyeyim şimdi o şeyi. Herkes aa duydun mu bilmem ne demiş. Evet duydum yani. <laughs> Gazeteciyiz kardeşim. Gazeteciyi bırak dünya vatandaşıyız. Her şeyi biliyoruz tabii ki yani. Bu umur deyip geçmeyin yani. Neyse. Şimdi 28 Şubat 1997'de ben 27 yaşında bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önündeydim. O gün hatta Habertürk'ten rahmetli bir gazeteci arkadaşımız vardı. Taki vardı. Ee, ve de e, 32. gün için işte 28 Şubat'ı anlamaya çalışıyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünde Milli Güvenlik Kurulu toplantıları olurdu. O sırada arabalar giriyor, arabalar çıkıyor, arabalar giriyor, arabalar çıkıyor. Hiçbir fikrimiz yok. İçeride ne konuşuluyor, ne yapıyor. Biz öyle kapının önünde bekliyoruz. <laughs> Böylesine büyük bir bomba geleceğini o zamanlar görememiş. Taki de yayın yapıyoruz. Taki Doğan da Habertürk yeni kurulmuş. Oradan bağlanıyor sürekli. Tabii 28 Şubat Türkiye'nin e, bir anlamda siyasi kaderini değiştiren kararların alındığı bir e, Milli Güvenlik Kurulu'ydu. 18 karar alınmıştı ve bunların içinde işte laiklik ilkesi, Tarikatlarla bağlantılı e, özel yurt vakıf okulların denetim altına alınması, 8 yıllık kesintisiz eğitim, tarikatların faaliyetlerine son verilmesi, kıyafet kanunu, Atatürk e, aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun istismar edilmesi gibi konular vardı. Ve de o zamanlar böyle paşalar diyorlardı ki 28 Şubat bin yıl sürecek. Sincan'ın içinden tanklar geçiriliyor. Hatta tanklar iki defa geçiriliyor kameralar çekemediği için. E, o dönem, askeriyenin Türkiye'ye sahip olduğunu düşündüğü, yönettiği, her şeyde son sözü askerlerin, generallerin söylediği bir dönemdi. Bu dönem dönemin sonuçları olarak, alınan kararların sonuçları olarak Türkiye çok konuştu, tartıştı ama sonrasında belki de AK Parti 28 Şubat söyleminin ya da ona karşıt söylemin bir ürünü olarak 2002'de iktidara geldi. Ve çok uzun yıllarda o zamanlar tabii FETÖ FETÖ değildi. E, cemaatti. Beraber 28 Şubat zihniyetiyle mücadele ettiler. Sonra tabii yolları ayrıldı. Bambaşka yerlere gidildi. Refah Partisi'nin kapatılması, Erdoğan'ın yasaklanması, siyasetten yasaklanması hep o yılların işgüzarlıklarıydı. Ve de AK Parti belki de 28 Şubat sayesinde bugünlere geldi. Sosyal sonuçlarında toplumsal kutuplaşma en zirveye çıktığı ve bu kutuplaşmada kutuplaştıranların kaybettiği, baş başörtülü öğrencilerin okullardan ve kamusal alanlardan dışlandığı e, ve de büyük mağduriyetlerin oluştuğu, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğünün kısıtlandığı, birçok kişinin gözaltına alındığı, hatta işkence gördüğü olaylar yaşandı. Ekonomik sonuçlarına baktığınızda ise yabancı yatırımcılar azaldı, hemen arkasından 2001 krizi geldi hatırlarsanız ve de sonrasında zaman değişti zamanın ruhu değişti ve 28 Şubat davası denilen bir dava açıldı. 103 sanık yani o gün Milli Güvenlik Kurulu'nda olan komutanlar dahil olmak üzere e, yargılandılar ve de e, 68 sanık beraat etti. 10 sanık için zaman aşımında olması bekle oldu. 4 sanık hayatını kaybetti ve diğerleri de 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından eee orgeneral Çevik bir işte o dönem Çetin Doğan, değil mi? Hala cezaevindeler, müebbet hapise aldılar. Ve de YÖK üyesi Erdoğan Öznal, Kemal Gürüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya, Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdil Şener'in eylemlerinin darbe suçundan yardım kapsamında olduğu gerekçesi cezanın bozulmasına hükmedildi. Şu anda hala bir grup komutan, 28 Şubat'ın kahramanları, yani kahramanları derken tırnak içinde söylüyorum kahraman anlamında, rol alanları anlamında söylüyorum. Yoksa çok iyi bir şey yaptıkları anlamında söylemiyorum. Cezayindeler ve de aradan geçmiş. Kaç yıl? 28 Şubat'ı konuşuyoruz. Türkiye'de bazı konuları kader gibi konuşuyoruz. Kader sanki yani bu hani Allah'ın emri yaşanacak illa. 28 Şubat. Ya yani yaşanmayabilirdi. İşte 28 Şubat gitti de Türkiye'ye demokrasi mi geldi? Ne yazık ki çok büyük bir demokrasi gelmedi. Hepimiz bunu yakından biliyoruz. Başka bir yönetim geldi. Türkiye'nin yöneticileri el değiştirdi, yönetim el değiştirdi. Direkt birebir halka geçti mi? Tam geçti diyemeyiz. Yarı geçti gibi. Yani başkanlık sisteminden bir 20 yıl sonra da bugünleri konuşacağımız, tartışacağımız bir sistemi yaşıyoruz şu anda. Kader gibi yaşadığımız konulardan bir tanesi de kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet. Şimdi kadın cinayetleri deyince hep sanki oralarda bir yerde işte köyden çıkıyor adam geliyor amcasının kızını bilmem ne oluyor öldürüyor. Onun bir tane karısı var Yozgat'ta öbürü Çorum'da Anadolu'da oluyor ya da İstanbul'un arka sokaklarında oluyor gibi görüyoruz. Oysa kadına şiddet meselesi sınıfsal bir mesele değil kültürel bir mesele. Yani Türkiye'nin en hani şaşalı dizilerinde oynayan oyunculardan ya da filmlerinde rol alan oyuncularından Türkiye'nin en alt kesimine kadar geniş bir yelpazede kadınların mağdur edildiği kültürel olarak ve hatta en son İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamızı da buna dahil edersek yasal olarak da mağdur edildiği bir konuyla karşı karşıyayız. Mesela Türkiye'de bir günde 7 kadının öldürüldüğünü biliyor musunuz? Yani dün mesela dünya haberlerine bakıyorsun. Bir günde 7 kadın işte yok aşıktım, yok boşanıyordu, yok bilmem neydi, şuydu buydu diyerek e, pek çoğu ayrıldığı eşlerini öldürmüşler. Öldürüyorlar. Gidiyor mahkemeye. Zaten ceza indirim var. Diyorlar ki kader mahkumu. Adam karısını öldürmüş. Kader mahkumu diyor. Ne kader mahkumu? Katil. Zavallı bir kadını, savunmasız bir kadını bıçaklamış. Şeyle öldürmüş. Kader mahkumu oluyor. Mesela bugüne kadar özellikle öldürülen kadınların yaş ortalamasının 32 ile 49 arası arasında olduğunu görüyorsunuz. Ve de öldürenler de çok normal ruh halinde değiller. 3'te 2'si en az yani saldırganlardan en az üçü kendi canına da kıyıyor. Öldürdükten sonra. Bu en son cinayette. Öldürülen kadınların mesela geçtiğimiz yıl 315 tane kadın öldürülmüş. Yüzde 65'i kendi evlerinde öldürülmüş. Yani eski kocası, kocası, ayrıldığı kocası gelmiş ve de e, kendi evlerinde öldürülmüş. Yetkililer tarafından intihar olarak nitelendirilen 248 şüpheli de ölüm vakası var. Kadın ölü bulunuyor. Diyorlar ki ya, intihar. Tabii ki en az yarısından çoğu intihar olmadığını biliyoruz yani. Ve de 15 yıl içinde kadın cinayetlerinin sayısının azaldığı tek yıl İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği 2011 yılı olmuş. Oradan buraya kadın cinayetlerinde bayağı bir şey artıyor. Ve de... E, şiddet durdurak bilmiyor. Şimdi bu böyle hani dediğim gibi kasabaların yalnız sokaklarında, büyük şehirlerin arka semtlerinde yaşanan bir şiddetle karşı karşıya değiliz. Zaman zaman gözümüzün önünde yaşanan bir şiddetle de karşı karşıyayız. Son olarak İklim Tamkan, Türkiye'nin en başarılı herhalde bah yorumcularından bir tanesi. En başarılı müzisyenlerinden, piyanistlerinden bir isim sosyal medyasında Uzun bir açıklama yayınladı ve Türkiye'nin en ünlü oyuncularından Fırat Tanış'ı şu anda hani dizilerde, tiyatroda Türkiye'nin en tanınmış ilk 10 jönünden bir tanesini kendisine psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma aldırdığını belirtmiş. Yani Eylül ayında çift ayrılmış ve de sonrasında anladığımız kadarıyla bu açıklamaya baktığımız zaman Fırat Tanış... Ee, iklim İklim şiddet yani sözsel şiddette bulunmuş artık ne tür şiddette bulunduğunu bilmiyoruz ama genel bir şiddette olduğunu belirtiyor. Ve açıklamada ilginç bir açıklama. Getirelim bir, bir kez Aykan'ı. Yani ailesine yönelik de bir şey olduğunu belirtiyor. Ee, ve de e, maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız tanık olmadığımız Tarife ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır diyor. Sonrasında, getirelim açıklamayı. Ee, bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum demiş. Devam edelim. Sonrasında da şansın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarımı açıkça bir saldırıdır. Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliklerdir diyor devam edelim. Sonrasında da bence en önemlisi çünkü hiç korkmuyorum diye bitiriyor. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır diye de korkmuyorum diye bitirmiş. Bu korkmuyorum meselesi önemli çünkü pek çok insan korkuyor. Şiddetin içinde affediyor, kocamdır diyor, çocuklarımın babası diyor ama e, bıçak kemiğe dayanınca da kadınlar cesurca ortaya çıkartıp çıkıp böylesine iş artık mahkemeye götürüp uzaklaştırma kararı denen bir kararı aldırıp bunu net bir şekilde kamuoyuyla da paylaşıyor. Yani sadece karar aldım aramızda kalsın da demiyor. Bununla ilgili iki sanatçı tweet atmışlar. Bir tanesi Gonca Vuslateri. Gonca Bu haberi alıntılamış ve demiş ki Defterin sayfalarının aralardım da diyor. Gebelikte kendimi geremem. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz görülüyor hissi. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur diye bu habere üstü kapalı bir göndermede bulunuyor. Bu arada Gonca'yı tebrik ederim. Ee, Allah tamamını erdirsin. Umarım sağlıklı bir çocuğu olur. Ee, çok da yakışmış gebelik gördüğüm kadarıyla. Aydilge de bu konularda duyarlı bir arkadaşımız. O da bir tweet atmış. Ee, şiddete maruz kaldığı dairesini okudum diyor. Mesele sevmek değil azizim. Kime sorsan herkes seviyor zaten. Büyüm olan güzel sevebilmek. Kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan diye. O da destek oluyor. Aydilge ile şu anda ilkime destek olan kamuoyunda iki isim var. Şimdi ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Flu bir alan var orada. Hatta ben mesaj attım İlkim Hanım'a. Yani ne çok şiddetten kastınız nedir? Çünkü çok muğlak bir şey. Sözsel şiddet şey, şiddet. Daha önce de biz bunları yaşadık kamuoyu önünde. Sadece Türkiye'de değil yani dünyada da yaşandı. İşte şu anda mesela Ozan Güven tekrar setlere döndü. 2020 yılında o dönem o da kız arkadaşıyla böyle karşılıklı bir ee, kavga olduğu iddiasıyla mahkemenin gündemine geldiler. Hatta Ozan dedi ki ya ben bu şu, artık konuşmayı kesiyorum. Mahkeme kararından sonra ben e, haklı olduğumu göreceksiniz. Durumu göstereceğim. Ee, kız arkadaşı da işte çeşitli raporları sundu. Şey yaptı. Ahmet Kunal mesela Sıla Gençoğlu'nun darp ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada e, hapsi istenmişti. E, sonrasında e, Ahmet Kural da avukatıyla evlendi herhalde değil mi? Sıladan aradıktan sonra. O da havada kaldı. İbrahim Tatlıses, Türkiye'de herhalde en çok konuşulan kadına şiddet denilince Perihan Savaş'a yönelik 82 yılında darp edildiğini, tehdit edildiğini iddia etmişti. Boşanıp tazminat almıştı. Tabii ki şu anda en çok konuşulan Yılmaz Güney yine konuşuluyor. 74 yılında eşi Fatoş Güney'i darp ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkartılmıştı. davadan beraat etmişti. Sonra Filiz Akın, Sevda Karaca darp ettiği gerekçesiyle yeniden Yılmaz Güney'i şikayet etmişlerdi. Ve de e, Türkiye'de olduğu gibi son olarak Johnny Depp'le Amber Hart davasını gördük. Çünkü orada da ilginç bir şey yaşandı. Ne oldu? Amber Hart çıktı dedi ki Amber Hart çıktı dedi ki Johnny Depp bana şiddet uyguladı. Johnny Depp dedi ki yalan söylüyor dedi. Mahkemeye gitti. Mahkemeye verdi. Günler boyunca hep beraber mahkemede izledik ve de 22,5 milyon dolarlık bir tazminata mahkum ettirdi Amber Hart'ı. Ve de Johnny Depp dedi ki bana gördüğünüz gibi iftira atıldı. Ben de buraya geldim ve işte kendimi bu şekilde savundum dedi. Şimdi aslında bu vesileyle pek çok kadının belki ilkim yani cesaretle çıktı bunu uzaklaştırmaya aldı. ne olduğunu detaylarını bilmiyoruz. Bu iş mahkemeye taşınır mı taşınmaz mı ama böyle bir hakkı olduğunu pek çok kadının bilmediğini düşünüyoruz. Ben yakın çevremde de bakıyorum. Bazen böyle acizli insanlar var, insan bozuntuları var. Özellikle yalnız kadınlara musallat oluyorlar. Mesela bir kadının eşi olduğu zaman, erkek kardeşi olduğu zaman ya da güçlü bir ailesi olduğu zaman bunlara musallat olamıyorlar, yanaşamıyorlar. Ne zaman ki kadınları biraz güçsüz görüyorlar, savunmasız görüyorlar, erkek zorbalığının en üst seviyesine getiriyorlar işi. Ve pek çok kadın da haklarının farkında değil. Oysa en son ceza kanunu 2012'de ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında aslında yapılabilecek pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi İlkim Hanım'ın aldığı uzaklaştırma kararı. Şimdi uzaklaştırma kararı her türlü iletişime yönelik alınmış bir karar. Sadece fiziksel değil. Yani diyor ki benimle iletişime geçmesin, yaklaşmasın, benimle ilgili tweet atmasın, WhatsApp yazmasın, mesaj atmasın. Böyle bir karardan bahsediyoruz. Peki nasıl alınıyor bu biliyor musunuz? Birkaç durum var. Bir tanesi fiziksel şiddet olduğunda ya da küçük düşürücü sözler söylendiğinde, stalk yaptığında, giriyor seni sürekli işte bakıyor oradan laf atıyor bilmem DM'den şey yapıyor, tehdit ettiğinde ya da şiddet görme tehlikesi olduğunda buna şey yapılıyor, başvuruluyor. İlk adım genelde karakola gidiyorlar gidiyor kadın şikayette bulunuyor. Kolluk kuvvetleri de 24 saatliğinde uzaklaştırma çıkartabiliyor ama esas kararı hakim veriyor. Şimdi bu karar aslında çok ciddi bir karar. Öyle şey bir karar değil mesela. Siz bunu ihlal ettiğiniz zaman 3 ila 10 gün arasında tazlik hapsi diye bir şey var. Mesela birisine karar aldırmışsınız. O hala mesela sizin hakkında konuşmaya devam ediyor. Hatta bunu magazin programlarında görüyorsunuz. Son yıllarda çok uygulanan bir şey. Hatta Dilan Paratlar biraz bunu kullanmaya çalıştılar. Bizim hakkımızda bilmem ne yapıyorlar diye istismarda da edilen bir şey. Zaman zaman yani ünlüler tarafından. İşte önce 3 ila 10 gün hapis cezası veriyor ve yatarı olan hapis. Gidiyorsun hapse giriyorsun. Yani şey değil öyle. Erteledim. Takım elbise giymişsin gibi değil yani. Adli sicil kaydına işlemiyor. Önleyici bir karar bu. Ama bu karar devam ederse uzaklaşma kararı bu oranda artarak devam ediyor. Yani diyor ki bir sonrakinde işte 15 gün gidiyor. Bir sonrakinde 3 ay gidiyor. Yani çok ciddi bir yasa aslında. O yüzden hani bu vesileyle belki bilmeyen kadınlar vardır. Eğer etrafınızda size musallat olan taciz eden e, erkekler varsa bu böyle bir yasa var. Ve bu yasa uygulanan bir yasa. 2012'den beri e, yürürlükte olan bir yasa. E, ve de çok hızlı işleyen bir kanun. Şu anda belki de hani kadınların savunmasına yönelik en önemli kanunlardan bir tanesi. Fatma Murat diyor ki kanunlar sadece kağıtta şu anda chatte. Yok değil. Bu gerçekten uygulanı, uygulanıyor. Gördüm ben yani. Birkaç kadın arkadaşımıza musallat olan zorba var. On insanlar karşı kullanıyor. Bunu hani bunu bilin diye özellikle söylüyorum. Mesele burada sadece işte bir ünlünün bir ünlüye gidip ya bak, bak beni taciz ediyor meselesi değil. Buradan yola çıkıp pek çok kadın şu anda kadın cinayetlerinin gündemde olduğu bir yerde bir ülkede bir kültür olarak yaşandığı, kader olarak yaşandığı bir ülkede böyle bir hakkınız olduğunuzu bilmenizi e, isterim. Maalesef bu hak çok kötüye kullanıyor diyor Levent Seçkin. Aile mahkemesi her talebi kalbe, kabul etmek zorundadır. Evet kötüye uygulandığını da görüyorum. Zaman zaman çok şey yapılıyor ama... E, bir izleyicimiz diyor ki o kadar kolay mı Cüneyt Bey bu sabah 10.50'de mahkemen vardı şikayetimi olur şikayetçi olursan beni sakat bile bırakacağını söyleyen mail attı haklısınız evet bunlara da yok demiyorum yani İnsanlardaki, erkeklerdeki sahiplenme bu. sahiplenme mi diyeyim bu artık bir başka hastalık yani gidip sen insanları ayrıldığın insanı bırakmıyorsan peşinden musallat oluyorsan seni psikologlara havale etmek lazım yani. Gelelim seçim günlüğüne. Özellikle mesela Ankara'da seçim yok gibi. Muğla'da seçim yok gibi. Farkında mısınız? İzmir'de yok gibi sanki. Sadece İstanbul'da bir Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Bir de Murat Kurum konuşuyor. Karşılıklı birbirlerine atışıyorlar. Tuhaf bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Motive değil insanlar. Biraz bıkmış, usanmışlar. AK Partililer özellikle bir anket yaptırmışlar. 65 yaş üstünü kaybettiklerinden şey yapıyorlar. Bugün hatta Erdoğan'ın bir açıklaması var. Diyor ki ya biz artık diyor emekliler için hiçbir şey yapamayız. Türkiye'yi tamamen durdursak, emekli maaşlarını ödemeye kalksak yine yetmiyor. Haklı mı? Haklı. Peki buralara nasıl geldik? O da ayrı bir tartışma sebebi elbette. Murat Kurum, CHP belediyeciliği sorumsuzluk, ilgisizlik, liyakatsizlik, beceriksizlik demek demiş. Nerede demiş? Bir izleyelim bakalım. Gittiğinizde eser ve hizmetimizi en güzel örnekleriyle görürsünüz. Ancak bugün CHP yönetiminde olan belediyelerimize baktığınızda en temel öyle belediyecilik vazifelerini dahi yapmadığını görürsünüz. Milletimizin sağlıklı bir şekilde hizmet almadığını görürsünüz. Çünkü CHP belediyeciliği sorumsuzluk ve ilgisizlik demek. Beceriksizlik demek. Liyakatsizlik demek. Ya Murat Kurum biraz tabii ki şimdi siyaseten atkıyı takmış. Arkasında da AK Partili erkekleri almış. E, CHP saydırıyor. Bir kısmında haklı. Şöyle haklı olduğu bir yer var. Şimdi isim vermeyeyim. Çünkü isim verdiğim zaman polemik oluyor. Ama CHP'nin kalesi olan çeşitli semtler var. Bu semtlerden İstanbul'daki bir tanesine geçen geçen ay gittim kaç kuşaktır? Herhalde beş kuşaktır filan CHP yönetiyor. Yani hani bildim bileli CHP yönetiyor. Kale zaten. Kimseyi oraya alamaz. Ha, semt dökülüyor. Pislik içinde. Kaldırımlar dökülüyor. Dersin ki ya hani bir dönem değil, iki dönem değil, üç dönem değil, dört dönem, beş dönem CHP'nin şey olduğu yer. Adam salmış oradaki şeyi. Nasıl olsa diyor buradakiler Atatürkçü. Atatürk deyip bizi seçiyorlar. Yani çöpler kalkmamış, parkları düzenlememiş çok da önemli değil diyorlar. Kimi belediyeler, küçük ilçe belediyelerinden bahsediyorum. Benzer durum güneyde de var kimi şeylerde. Anladınız siz yani. Adam diyor ki nasıl olsa buranın seçmeni CHP'li. Çok da çalışmıyor. Çok da şey yapmıyor yani. Kafaya çok fazla takmıyor. Ama bence yani şeyin haksız olduğu yer Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi öyle değil. Çünkü bence İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok iş yaptı, az anlattı. Mesela Beşiktaş Meydanı yıllardır o meydan öyle kırık dökük durup duruyordu yani. Sonra Ekrem İmamoğlu döneminde geldiler, gerçekten çok güzel park yaptılar. Gerçi geçen gün gittim 20 tane araba park etmişti kimisi adamlar. Devlet memurlarımızın böyle bir ekahbirliği var. Sağ olsunlar. Altlarında araba var. Arabayı alıyorlar. Beşiktaş meydanına park ediyorlar. Çünkü orayı otopark olarak yapmış Ekrem Bey onlar için. Öyle bir zihniyet var. Nasıl olsa resmi plaka. Kimse kimseye bir şey demez, görmez gibi. Ekrem İmamoğlu bence şu anda hala en parlayan isim. Yani mesela bir tercih meselesi diyebilirsiniz. Ee, ya da isteyerek, bilerek ya da bilmeyerek ama Ankara'da böyle bir parlaklık yok şu anda. Yani CHP adayı önde gözüküyor ama medyada çok çıkmıyor. Ekrem İmamoğlu ise çıkıyor. Ve de işin biraz dalgasında, biraz espriyle, biraz karışık. Şu anda bence en parlak isimlerden bir tanesi. O oranı nedir bilmiyorum. Şu anketlere de inanmıyorum. Kusura bakmayın. Yine anketlere sarılmaya başladı biridir. Anketlerde şu önde. Anketler ya bırak Allah'ın seversen. Türkiye'de anketler nedir görüyoruz yani. Ne ne diyor Ekrem İmamoğlu açılışta? Bir ona bakalım. Hatırlayın. Şimdi. Bizim kadar metro yapabildiler mi? Yapamadılar. Tamam. Onlar hükümet, belediye, kamu bankaları her şey el eleyken yıllık ortalama olarak bizim yaptığımızın dörtte biri kadar yapamadılar. Dörtte biri kadar. Bakın yıllarca İstanbul'da belediye, hükümet aynı partideydi. Ne oldu o zaman? Biz yüz kreş açtık dediğim gibi onlar. Biz, biz yüz kreş onlar. Bizim beş yılımızı ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kendilerini 25 yılıyla kıyaslıyorlar. Beş yılımızı 25 yıllarıyla kıyaslıyorlar. Ne demiştim? Ne demiştim? 18 gün göreve gelmiştik hatırlıyor musunuz? Seçimi iptal etmişlerdi hatırlıyorsunuz değil mi? O 18 günde bile dedim ki ben bunları 18 günde deli ettim ya. 5 yılda Çıldıracaklar, <laughs> çıldıracaklar demişti. Kabul edelim iyi konuşuyor bak. Bir de Erdoğan'ı emekliye sevk edeceğiz diye başka bir açıklaması var. O da çok matrak bence. Bir onu da dinleyelim isterseniz. Hükümetle belediye aynı partiden olmalıymış. Bak sen. Bak sen. Seçim yapmayalım o zaman. Muhtarlar da gitsin otursun evinde. İstiyor ki her şeyi ona teslim edelim. Neyse biz onu... Biz onu biz onu yavaş yavaş emekli etmeye hazırlanıyoruz. Merak etmez. Yıllarca... Şu anda yani Murat Kurum da sahada. Kıran çünkü. En kritik giden yer İstanbul bence. Yani bakıyoruz yani genel havaya baktığımızda. Bir de öyle bir denge oluştu ki. Demin aday çıkartması, işte aynı zamanda yeniden Refah Partisi'nin aday çıkartması. İstanbul'da yeni bir denge yarattı. Bu, yenge, bu denge de bak diyecekler ki dedi ki bu yenge de. Hemen <laughs> dizi sürçünce hemen orası kesiliyor koyuluyor ya. <laughs> bu yenge de bambaşka bir ortam yarattı. Şimdi Dem Parti ile mesela şey arasında atışma var. Değil mi? Özgür Özel arasında. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Meral Danış Beştaş demiş ki kimseye borçlu değiliz. CHP'den alacağımız var eğer bu hesaplara girerseniz yani hani. Ancak bence alacak bugün o hesabı yapacak olursak onlar boşlu çıkarlar demiş. Böyle bir Karşılıklı atışma var. Dün Meral Akşener'in bir görüntüsünü yayınlamıştık ve de hadibe ediyordu bir seçmeni. Bugün yine sistemde bulunuyor. Ee, diyor ki ya diyor eskiden diyor peşimize mikrofon takarlardı diyor kameramanlar işte yandaş kanallar gelir sürekli PKK ile ilgili soru sorarlardı. Şimdi de diyor CHP ile ilgili soru soruyorlar diyor işte niye desteklemiyorsunuz şey Kahkahalarla anlatıyor. Dün bizim yayınladığımız görüntü medyaskop çekmiş sanırım. Ben farkında değildim. Kenan sen de sanırım farkında değildin. Çünkü sen bu konularda çok duyarlı bir insansın. Eğer yani bir kanal bir şey yayınladıysa, başta kendi kanalımızda yani sen bunun sistemini yapan bir insansın. Diyorsun ki ya bunu bu kanal yaptı. Şimdi Medyaskop'ta Ruşen Çakır var. Ben kendisini eleştiriyorum. Kendisi de kompleksi bir insan olduğu için bu eleştirileri çok <laughs> kaldıramıyor. Yani ağır geliyor ona. İşte çünkü ben diyorum ki mesela ya Ruşen diyorum yani yıllardır bizim kıblemiz oldu. Siyasette ne dese 180 derece tersi çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak diyor. anlıyoruz ki kazanamayacak. Hatta geçen gün ben e, komünist başkan Kadıköy'den aday oldu. Ya dedim kazanmasına imkan yok. Sonra baktım Ruşen Çakır e, kazanmayacak kesin dedi. Dedim ulan kazanabilir de <laughs> böyle bir ihtimal var yani şeyde. <laughs> Dün bizim o yayınladığımız görüntüyü medyaskop çekmiş Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu. O da yine her zamanki kibriyle bir tweet mi atmış? Ne diyor o tweette? Getir bakalım. Evet. Sana. Diyor ki medyaskop logosu silinmiş onu yorumlayan kişi yani Cüneyt siz alamıyor ağzına. <laughs> yani, aman abicim Cüneyt demek ne demek yani? <laughs> onu yorumlayan kişi şahsım oluyor. <laughs> Referans verilmemiş ama merak eden olursa diye söyleyeyim. Bu videoyu arkadaşımız Özgecan Özgenç çekti. Biz niye logosuz yayınladık Kenan dün bu Bu şey. ee, Şimdi az önce de söylediğimiz zaten biz bu konularda en çok mağdur olan ekiplerden biriyiz. Çünkü o kadar çok videolarımız milyonlarca izlendi ve ne bir e, link verdiler ne de adımızı geçirdiler. Biz bu konuda öncelikle ben tüm başta Özgecan Özgenç olmak üzere tüm Medyascope'daki emekçi arkadaşlarından özür diliyorum. Çünkü bir hata yaptık. Hata yaptığımız için de e, ortalıkta yaptığımız hatayı tenhada özrünü dilemeyelim. Burada yayında dilememiz önemli. Burası önemli. E, bu tamamen biz logosuz olarak gördük. Yani Medyascope'un özel haberi diye görmedik. Çünkü e, önümüze öyle düşmüş ekip arkadaşları. Ben de dikkat etmedim. Twitter'da e, sehbet... sanırım bir başka site bunu kesmiş. Zooming girmiş. Evet, o kısmı aynen öyle. Bizimkiler de oradan mı almışlar? Evet aynen öyle. Tamamen e, sehven yanlışlıkla yapılmış. Yoksa biz e, elimizden geldiğince hem siz hem biz de bizim ekip yani kaynak göstermeye, muhabir arkadaşlarımızın adını vermeye Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Bir de ediyorum. eleştirdiğimiz insanların da adını anmayaktan amma, çekinmiyoruz. Mesela diyoruz ki Ruşen Çakır. <laughs> Adı geçen malum şahıs falan demiyoruz yani. <laughs> Bunlar da ayrı kompleksler. Ya. Bunlar çok demode şeyler yani. Neyse. Peki Kenan'cığım özür, de, özür dilerim. Umarım onlar da kabul ederler şeyde. Bu vesileyle bunu da düzeltmiş olalım. Ee, ya bu Ruşen Çakır'la anlatacak çok hikaye vardı. anlatmıyoruz. Kol kırılıyor, yeni içinde kalıyor. En son kendisi yani İsmail Cem'in partisinden aday olup hangi bakanlığı e, seçeceğini anlatıyordu söyleşilerde. Acaba Milli Eğitim Bakanı mı olacak yoksa başka bir bakan mı olsa? <laughs> Sonuç yüzde bir. <laughs> Sandıktan çıkan bir siyasi parti. Bu kadar öngörülü insanlar ya. Yani. <laughs> Neyse hadi. Diyarbakır adayı kadın model diye geçiyor. Simur Sarsılmaz Diyarbakır'da muhtar adayı oldu diye bir haber var. Bağlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde farklı bir heyecan yaratacakmış. Ya bu arada Diyarbakır demişken. Ee, bizim yine Medyascope'a da haber geçen Ferit'in bir kanalı var. Ee, Kenan. Ee, bizim e, sen biliyor musun o kanalı? Bir o kanalı ekrana getireyim duyurmak istiyorum. Çünkü Ferit zaman zaman bana diyor ki "Cüneyt şur şuradan bir haber paylaşıştırıyorum." Ya ben pek İn haber internet paylaşmıyorum. İnternet sitesi var aslında. İn bir internet sitesi var. Nedir o internet evet. sitesinin adı? O çünkü çok iyi haberler yapıyorlar bölgeyle ilgili. Onu da duyuralım buradan. Ee, gerçekten Ferit'i hani uzun zamandır hem dost olarak hem bir meslektaşım olarak çok yakından takip ediyorum. Buldun mu? Sen bul birazdan ekrana getirelim onu. Bir tamam, şeyde. Tamam. tamam. dal istersen. Biraz tanıtmak istiyorum. Çünkü çok güzel haberler yapıyorlar. Yani bölgeye has. Ben dedim ki ya yayında anlatayım bunu Ferit. Tek tek haber paylaşınca tuhaf oluyor dedim. O da tamam dedi. Hep unutup duruyor, duruyor duruyoruz. Simurg sarsılmaz tarafından bu konu aklımıza geldi. bugün Kenan Taş'la çözüm önerisine Kadıköy Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katılmış. Ne demiş bir bakalım yani Maçoğlu. sonra da onunla ilgili ilginç bir haber var. Lokum atmışlar Tunceli'nin Pülümür ilçesinde. Kurtulduk diye komünist başkanda. <laughs> bakalım Pazan ne demiş komünist Bir başkan. oranınız var mı? En matematiksel olarak baktığımızda şu anda %30'lar bir, bir tık üstündeyiz ama bu çalışmalar mahallelerde, sokaklarda insanlarla buluştukça yükselmeye doğru gidiyor. Çünkü biz ilk başladığımızda hatırlarsanız bir televizyon programında şöyle demişti %20'nin üstünde diye başlamış. O zaman %26'ydı şimdi %30'un üzerinde görünüyor. Tabi bu buradaki davranış biçimlerimize bağlı. İnsanlar olan ilişkiler, iyi anlatmayla alakalı bu çok büyük bir ilerleme de olabilir, gerileme de olabilir ama... Biz şu anda en azından e, başladığımız yerden e, yukarıya doğru bir trendin olduğunu görüyoruz. E, bunu devam ettirdiğimizde e, %35'in üstünde e, aldığımızda da kazana, kazanma şeyin yüksek olduğunu e, düşünüyoruz. Kenan ben doğru mu duyuyorum? Fatih Bey %30'un üzerine açtık. %35'e mi geliyoruz diyor Kadıköy'de? Doğru evet, mu duyuyorum? Aynen, aynen öyle. Ben de şuradan aslında sorunun başında vardı. Çok uzatmamak için şey yapmadım. 2019'da CHP yüzde 65 oranında oy almış. Şimdi orada şöyle bir şey var. E, tipin adayı var. TKP'nin adayı var. CHP'nin adayı var. E, bir de DEM Parti de orada aday çıkarmış. E, mesela 2019'da bunların hiçbiri yok mesela orada Cüneyt Bey. Ama şu anda sol gerçekten fraksiyonlara bölünmüş vaziyette. Yani Kadıköy'de Hani ben biraz önce espri olsun diye söyledim ama diyorum bak Ruşen bir şey evet. olmaz diyorsa olabilir gerçekten yani. Kıble olarak onu aldım için 180 derece tersini düşünüyorum yani. Onun dediği 180 o kesin seçilemez dedi. Yani. Ulan acaba seçilir mi de, dedim. Şimdi bu kadar kendine güvenli bir şekilde Fatih Bey biz %30'un üzerine çıktık, %35'e geliyoruz deyince şaşırdım yani. hani <laughs> Olur mu olur mu yani bugün gülüyoruz ama e, yarın seçim gecesi. Şaşırmayalım yani. hani Ona bakalım özellikle. Kadıköy çok kıran kırana geçecek bence. Beşiktaş'a da bakalım mesela. Nasıl Maruki'nin dünkü bu türban çıkışı 28 Şubat günlerini hatırlattı bize. Yani türbanlı dışında kimse olmaz meselesi. Orada Buldun da mu şeyi? Bu Cega, Cega Media Cüneyt, Bey, Ferit Aslan ve arkadaşlarının sitesi. Evet. E, hem Diyarbakır hem de bölgeyle ilgili haberler veriyorlar. E, hem güncel hem de tarihsel anlamda. 5-6 Ferit Aslan da olmak üzere evet. 5-6 beraber açmışlar internet sitesi. Çok başarılı da. bir internet sitesi. Tavsiye ederim yani. Güneydo özellikle Diyarbakır değil, Güneydoğu'dan bilgi almak istiyorsanız iyi bir referans noktası. Şu anda zaten medyada pek çok Güneydoğu kaynaklı haberin de kaynağı CEGA aslında ama kimse işte pek fazla CEGA'dan bahsetmiyor. Bu Seçil Erzan e, bilirkişi raporu yayınlandı. Bu konuşuluyor Kenan. Ne var? Yeni bir şey var mı bizim? Dün biraz bahsettik ama yani böyle kırıp dökük böyle konuşmalar geliyor, şey geliyor. Sen okudun mu, aldın mı bu raporu? Ben evet, tamamını aldım Cüneyt Bey. Özellikle e, şey e, Seçil Arza'nın mahkeme e, cezaevine girdikten sonra bir tane el yazısı var. E, el yazısıyla e, Nazlı Can'a gönderiyor. Biliyorsunuz e, Aynı bankada beraber çalıştığı arkadaşı Nazlı Can'a işte e, Nuri diyor. Evi, Bozca adayı Göktürk'ü çözsün. Bana bankacılıktan anlayan en iyi avukatı tutsun. Banka hala olumlu. Bol bol eski eşya ve spor ayakkabı göndersin. Anneme de yurt dışında olduğunu söyleyin diye. Benim dikkatimi çeken notlardan birisi buydu. Ee, sonra e, işte farklı özellikle e, bu konuşmaların çoğunu zaten biz daha önceki yayınlarda vermiştik. Aynen Mart'ta... yeni bir şey yok gibi geldi bana. Yoksa yani bir şeyler vardı. bir Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'yla Kredi kullanımı ile ilgili 2-3 tane mesaj var. Tabi burada yani tuhaf olan şu Rezan Epe Özdemir de ee, sormuştu Arda Turan'ın avukatı olarak. Siz bir bankanın en böyle gözde şeylerinden bir tanesi yöneticisiniz. Onlarca mesaj var bir tane banka yönetimiyle ilgili mesajınız yok. Bu normal mi diye sormuştu. Hakim Hanım da demişti ki ya biz onları istemedik. Niyeyse onu da anlamıştı. <laughs> Niye onları istememişler yani bu olaylar bankada geçiyor o sanki bankaya çökmüş gibi davranıyorlar. Onunla ilgili ilk kez iki tane kısa bir şey yayınlandı. Bu dosyaya girmiş tabii o kırılan telefondan çıkan şeyler. Bakalım hepsinden ne çıkmış? Onu da göreceğiz yani. Peki Kenan birazdan yine beraber oluruz. Türkiye'de futbolda bir problem var. Ve de bu var problemi şu anda tartışılıyor. Bütün dünyanın futbolu daha iyi bir hale getirmek için kullandığı VAR yöntemi Türkiye'de yepyeni problemlere yol açıyor. 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez VAR kullanılmış. Türkiye'de ise 2018-2019 yılında Süper Lig sezonunda kullanılmaya başlandı. Video Assistant Referee yani videoyla hakeme destek olan bir program bu aslında. Ayrıca sizin canlı yayında izlediğinizin dışında bir başka kayıt var. Bunun başında hakemler oturuyorlar yanda dışarıda hakemler penaltı, kırmızı kart, gol ve offside gibi pozisyonlarda e, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu ve FIFA'nın şeyi de bir protokol yapmışlar. Diyorlar ki işte burada belli şartlar altında hakemler giderler ve de burada görüntüyü izlerler. Hani ya bir haksızlık olmasın diye, hak geçmesin diye de şey yaparlar. Ne zaman yapıyorlar mesela? Diyorlar ki hakeme yalnızca açık ve bariz hata veya ciddi gözden kaçırılmış olay durumunda yardım edebilir diyorlar. Kural bu. Peki Türkiye'de nasıl kullanılıyor? Türkiye'de bu çok iyi kullanılmıyor. Bunun hatta en son işte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ve en son Galatasaray maçında açıklanan VAR kayıtlarında gördük. Tartışmalı bir pozisyon var. Ele değdi mi var. değmedi mi? Maradona'nın attığı gol gibi Tanrı'nın eli attı demişti ya. Şimdi orada VAR hakemi orta ile konuşuyor ve de orta hakemi bayağı bir yönlendiriyor. Bak diyor eline çarptı diyor bilmem ne yaptı diyor. Şimdi bu şimdi bayağı bir konuşuluyor. Yani gözden kaçırılmış bir şey diyor ki ya oyuncunun kafasına çarpıyor değil mi diyor? diyor ki hayır eline çarptı diyor. Bak görüyorsun eline çarptı. Şimdi bu baya bir soru işaretleri yaratıyor. Ee, Galatasaray Antalya Spor maçında da yine Vara gidiyor, yine o da yayınlanıyor ve orada da ya acaba bu pozisyon Vara e, çağrılmalı mıydı, hakem gitmeli miydi diye bakıyor. Şimdi aynı şey aslında dünyada da kullanılıyor ama e, şu anda. Bu kadar çok var, kullanılmıyor. Zaten bizdeki oynanan futbolsa mesela İngiltere'de oynanan spor dalının adı ne ben bilmiyorum. Çünkü adamlar tak, 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 tak. ve bir şey oluyor. Bizde sürekli hakemle kavga eden, teknik direktörü, ana avrat düzgiden, değil mi? Emre Belezoğlu'na o küfürler nedir ya? Bir Fenerbahçeli olarak ben utandım yani. Ne oldu yani bu kadar ana avrat sövüyorsunuz, şey yapıyorsunuz? Anlamadığım bir kin, öfke, kızgınlık tüm hayatı yönelik belki de. Ee, bir sürü şey var. Şu anda zaten Mehmet Büyükekşi'nin bir çiftliği olarak gidiyor futbol dünyası. Arkadaşları şu anda futbol kalitesinin değerini yerlere sermiş durumdalar. Yani dünyanın belki de yani en ucuz yayınlanan, mal olan ligindeyiz. Hala mesela bir canlı yayın ihalesi yapılmaya çalışılıyor. İşte beyin yayınlar zaten berbat. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Şimdi işte Saran Medya Buna üç yıl değil beş yıl vermek istiyor. Ve de şu anda pek çok problem ardı ardı arkasına geliyor. Ve de dediğim gibi bu da kadın cinayetleri nasıl kader gibi yaşıyoruz. Türk futbolu da böyle. Ya şuraya düzgün bir adam koyalım futbol federasyonu başkanı. O da bir kadro kursun. Her şeyi bir yeniden ele alalım. Geçen gün mesela Fenerbahçe'de ünlü bir iş insanıyla konuşuyorum. Ali Koç'tan sonra ne yapacaklarını konuşmaya başlamışlar. Yani Ali Koç giderse diye gitsin diye değil de tam tersi Ali Koç'u destekleyen bir isim. Çok ilginç fikirleri var yani yepyeni fikirler. Şimdi futbolda bizim futbol kulüplerinin en büyük handikaplarından bir tanesi hesap vereceğiniz bir sahibi yok. Dernek statüsünde olduğu için başkanlar geliyor kafalarına göre. Abiciğim şeyler ant transferler yapıyor bilmem ne yapıyor borca sokuyor şan şöhret hepsi için söylemiyorum. Ali Koç'un böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu söylemiyorum ya da Dursun Özbey'in ama genelde Türk futbolunda sonra sen sağ ben selamet tak şapkayı koluna haydi herkes kendi yoluna gidiyorlar. E o kadar borç var bilmem ne var hadi yeni gelen kulüp başkanı köşke gidiyor işte şeye. Erdoğan'a gidiyor ya bizi affedin işte bize biraz indirim yapın bilmem böyle bir düzendeyiz yani. E şimdi bu, bu düzen değişir mi? Değişebilir. Mesela yani tamamen profesyonellerin yönettiği bir kulüp modeli üzerinde konuşuyorlar, düşünüyorlar. Dedim çok mantıklı. Ya hatta sahibi olmalı bunun. Ya yani kulüplerin gerçekten sahibi olmalı. Chelsea'nin sahibi var mı? Var. Gerçeğin sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz. İşte ne bileyim diğer kulüplerin İngiltere'de var mı? Hepsinin bir sahibi var. Aralarında Arap da var, Rus milyarder ama var yani. Acun da var. Bizde sahibi olmayınca kulüp başkanları kendileri istediği gibi geliyorlar abi. Atıyor, tutuyor, polemiğe giriyor, bilmem ne yapıyor. Haydi tak sepeti koluna herkes kendi yoluna gidiyor. Şimdi biraz isterseniz şu sağlık turizmini konuşalım. Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Sadece olumsuz şeyleri anlatan sizlere böyle bir e, şey muhalif gibi olmak istemiyorum. Var ya başlıyorlar abi. Saydırıyor da saydırıyor, saydırıyor da saydırıyor. O kötü, bu da kötü, şu daha da kötü. Bu da çok beceriksizler zaten. Burada zaten battık. Baba bir dur ya. <laughs> tamam her şey kötü de. <laughs> Yine bir bak bir hayat devam ediyor işte. Ne bileyim domates peynir yiyoruz. O da kötü, o peynir daha iyi olabilirdi. <laughs> domates pahalı ya tamam ya. Zeytinyağı var. Hayır zeytinyağı yiyoruz. ithal edemiyoruz. <laughs> Böyle bir muhalif kafa var ya beğendiremiyorsun hiçbir şey. Darbe var abi darbe abi ya abi, o darbe darbe gibi değil darbe saymaz ya abi ben <laughs> be. uçak var abi yok o uçak <laughs> bunlardan biri olmak istemiyorum normal bir kafa değil bu çünkü hayata hep böyle bir şeyden bakan. her şey kötü battık öyle arkadaşlarım vardı benim şey çok kötü var birkaç tane daha hal Cüneyt abi ah dönülmez noktadayız ülke bitti gitti artık bitti abi her şey bitti her şey bitti <laughs> Dur, bitmedi hala bak güzel şeyler oluyor bak turizmde mesela sağlık turizminde ee, 2023 yılında 20.2 milyon turistle İstanbul dünyanın geldiği en büyük şehir olmuştu biliyorsunuz dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehrinden iki tanesi dünyada Türkiye'de İstanbul ve Antalya sağlık turizmi diye bir şey var ve bu 2023 yılında 1 milyon 398 bin504 kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye gelmiş. Bunlardan 1 milyon 398 bin tanesi saç ektirmiş. <laughs> Hayır ya yalan söylüyorum. <laughs> Şaka yapıyorum da olabilir yani. En son Turkish Hairlines diye bir tane video yayınlandı gördünüz mü? Herkes saç ektirmiş dönüyor abicim Türkiye'den. Bütün uçak şeyde. Neyse yani işin şakası bir yana 2023 yılında hani özellikle pandemi sonrasında ciddi bir artış var. Ve de gelir, elde edilen gelir 2 milyar 307 milyon 130 bin dolar olmuş. Ve de e, şu anda bayağı bir sağlık turizmi artıyor e, Türkiye'de. Ve de e, mesela İngiltere'de biz geçen gün bununla ilgili bir haber yaptık. Orada bir dişçi Türkiye'den kalkıyor. Antalya'da şeyleri var, e, diş muayenehaneleri var. Ve İngiltere'de bir şube açıyor. Yani bir koordinasyon şubesiydi. İngiltere'de de çok pahalı bunlar. E, dişti, sağlık sektörü. Amerika'da da çok pahalı. Ve de adamları alıyorlar, Antalya'ya getiriyorlar. Hatta İstanbul'a getiriyorlar. İşte bir hafta yiyor, içiyor, kanal tedavisi ne oluyor, bilmem ne yapıyor. Beş yıldızlı otelde kalıyor. Yarı fiyatını veriyor Londra'da yapacağı ya da İngiltere'de yapacağı tedavi. Dönüyor Türkiye'ye. Şimdi mesela en büyük şeyi ya diyor e, burada bayağı bel altı vuruyorlar bize işte. Hani her sektörde olduğu gibi burada da ne bileyim birisi yanlış tedavi sonucu bir şey yaşıyor. Burada hemen bir numaralı şey büyük bir sağlık turizmi lobisi var diyor mesela anti Türkiye. Ee, şimdi bu e, yani bunda beyefendi haklı olduğu şey de var. Onur Akay ve eşiydi bak unutmuyorum Den Akay diye bir şirket kurmuşlar biz de işbirliği yaptılar. Gittik oraya yaptığımızda işte bir ne bileyim bir ha, yine gideceğiz. Londra'ya gidiyoruz. Ee, Mart'ın son haftası. Orada mesela Türkler acayip konut alıyorlar. Çok büyük konut projeleri var. Büyük müteahhitler gidiyorlar. Sadece ev almıyorlar. Orada konut projelerine de giriyorlar. Ve de sağlık sektöründe de böyle büyük bir atılım var. Ee, bir şey var orada. Ee, orada o bir şey de şu. Ee, gerçekten merdiven altı da hala yapan bazı şeyler var. ya yani adam ne bileyim silikon takıyor bilmem ne yapıyor. Bunlar da hemen kontrol altına alınmalı ama büyük bir potansiyel var. Yani turizm potansiyelini şimdi bu sağlık meselesini de ekleyince çok güzel şeyler olabilir. Eylem Amina Altun Kaynak. Duydunuz mu kendisini? Ben kendisini tanımıyorum. Duymadım. Daha önce bir iki defa gündemimize, radarımıza girmişti ama Genelde bizim radarımıza girince çok iyi şeyler gelmiyor bu insanların başında. Çünkü Instagram'da tatlı tatlı bak çok tatlışko BMW'siyle geldi. Deri e, tesettür kıyafetleriyle 5 yıldızlı otele girdi. Orada muhafazakar kesimden ve modern de bak gayet modern insanlar da var. Muhafazakar kesimden artık müritlerimi diyeyim, hayranlarımı diyeyim. E, insanlarla aynı salona geldi ve de orada kuantum fiziği ve bilinçaltı temizleme eğitimleri veriyor hanımefendi. Ve de tarzı o tarz sizin yani hani. E, geçen yıl biraz bahsetmiştik bundan ama gördüğüm kadarıyla her yıl e, gayet servetine servet, ününe ün, şöhretine şöhret katarak devam ediyor. Şimdi e şimdi biz ne bileyim e, Trakya'daki beden eğitimi öğretmeninin guru olmasını konuşuyoruz da e, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2006'da işletme fakültesi mezununun e, şu anda kuantum fiziği, psikoloji, insan davranışları kişisel girişim alanında verdiği bu dersleri konuşmayalım mı? Ayıp olur yani. Konuşacağız. Aynen yani hani. Çünkü konuşmayacak gibi değil. Mesela gelişim devam ediyor adında ondan fazla WhatsApp grubu varmış. Kaç üye varmış biliyor musunuz? 20 bin. Telegram'daki üye sayısı. 2500 üzerinde uzman hanım yetiştirdi diyorlar. Eğitmen. Nasıl yetiştiriyor? İşletme fakültesi mezunu ne dersi veriyor? Bilinçaltı dili okur yazarlığı. Bak bak bak. Miraç hakikatiyle bilinçaltı temizliği. Kuantum eğitimi. Ya yani ben mesela burada dolaşıyorum. Fizik mezunu insanlar var. İstanbul'da tanıyorum. Oturmuş dört yıl fiziki öğrenmiş şey yapmış. Desem ki ona ya bana kuantum eğitimi verir misin? Ya dur abi yani biz üniversite bitirdik şimdi kuantum vereyim de yani genel olarak verin ama daha derinliğe gireceksek PhD'sini yapmış bir arkadaşımız var. O da verir mi bilmiyorum. Hani der. Ama Kendinize özgüven olunca diyorsunuz ki evet gel bakayım sertifika programını bastırdın mı? Bastırdın. Aldın mı? Çıkış aldın mı? Aldın. Gel ben onlara bir güzel bir imza yapalım. Çerçevelet onları. Ne eğitim veriyoruz? Quantum eğitimi. Başka? Beden şifası eğitimi. Başka? Cinsel terapi eğitimi. Burada bitiyor mu? Bitmiyor. Tazavvuf bilinciyle numaroloji eğitimi. Oyun terapisi eğitimi ve olmazsa olmaz... Yaşam koçluğu eğitimi. Gerçekten ben hanımefendiyi kutlarım. Yani hani bir kolunda 10 bilezik mi diyeyim, 20 bilezik mi diyeyim. Normal şartlarda eylem amina altın kaynağı verdiği bu eğitimleri burada e, Silikon Vadisi'nde, e, B Area'da, yani şu anda bir sürü herhalde dünyanın en hani eğitimli Türkiye'den de gelen var, Çin'den de var zaten çoğu Hintli, Amerikalı. Pek siyahi adam yok neden bilmiyorum. Kadın da çok az. Ama hanımefendi hepsinden de öte bir eğitim verebiliyor. Ve de yanlış anlaşılmasın bunlar anma hizmeti değil. Mesela e, kuantum fiziği ve bilinçaltı temizleme eğitimleri 3 ila 20 bin lira arasında. 20 bin lira veriyorsun. Kuantum fiziğiyle bilinçaltın temizleniyor. Tertemiz oluyorsun. Böyle pak. Hadi diyorlar. Hadi artık yeni hayatında sana mutluluklar. Al sana bir de bravo veriyoruz bastırdık. Hadi bakalım. Trinity gibi demiş bir tanesi. <laughs> Trinity'nin muhafazakar olan diyelim yani. Hani. Şimdi Amerika'da dün bir şey verdik, bağış haberi verdik. İçime sinmedi. Yani bir de şimdi arada zaman farkı oluyor ben aslında şöyle çalışıyoruz. Alışkınız aslında ekiple çalışmaya. Ben yatmadan önce siz derin uykudayken, uykunuzun en derin anlarında burada yavaş yavaş güne bakıyorum. yani şu var, şuna bakalım. İşte özellikle dış basına bakıyorum. Buralarda ne oluyor? Sonra diyorum ki ya işte şurada bir şey var. sabahta da ekip topluyor. Bazılarında tam içime sinmiyor. Özellikle son dönem biraz daha içeriğimizi geliştirmeye çalışıyorum. Farkındaysanız biraz daha derinlik katmaya çalışıyoruz. Yani şu şunu dedi, bu bunu dedi. Bunu yorumlamaktan öte Biraz daha bu bunu dedi de bu ne oluyor? Bu ne anlama geliyor? Şimdi burada Albert Einstein tıp fakültesi olduğunu hep beraber yeni öğrendik. Eğer çok hani biraz önceki hanımefendi gibi uzmanlığınız tıp, kuantum fiziği ve e, ve diğer 10 şey değilse bilmeyebilirsiniz. <laughs> yani ben bilmiyordum hani böyle bir şey olduğunu. <laughs> Ama Amerika'nın New York eyaletinde ve de dün Dr. Ruth Gottsman 1 milyar dolar buraya bağışta bulunduğunu söylemiştik ve de o bağışta bulunduğu anda da diyor ki bundan sonra tıp fakültesine gelip şey yapacak öğrencilerde e, ücret almayacağız ve de o şeyi hep beraber dinleyelim bir daha baştan çocukların sevincini de görüyorsunuz orada. Niye seviniyorlar ve bu para nereden geldi onu konuşacağız. Bir baştan dinleyelim bir. Share with you that starting in August Albert Einstein College of Medicine will be tuition Çocukların sonucunu görüyorsunuz üniversitede çocukların. Şimdi isterseniz ilk olarak bu hanımefendi kim? Bu para nereden geldi? Oradan başlayalım. Amerikalı bir milyarder var. David Gottsman. Eşi Ruth Gottsman da şu anda bu fakültede öğret hoca sanırım. öğretim üyesi. Hani bir, yani biraz önce bizde var ya hani işletme fakültesi mezunu mezunlarını şey yapmış. Öyle değil. Gerçekten bu öğretim üyesi. Ve de eşi Ruth Katzman bir yatırımcı, 30 doğumlu, Amerikalı bir eğitimciymiş. Ve de e, bir süre uzun süre mütevelli heyeti başkanı olmuş bu Doktor Ruth Katzman e, bu üniversitede. E, ve de baya bir e, üniversitenin ruhunu biliyor. Sonrasında e, David Gottsman'la evleniyor ve FMC'yi kuruyor bu. Yani büyük bir yatırım şirketi. Warren Buffett'ın da arkadaşı ve de çok büyük paralar kazanıyor. 2008 yılında 25 milyon dolar bağışlıyor bu şeye, eşinin çalıştığı üniversiteye. Sonrasında da 1 milyar dolar bırakıyor eşine ve diyor ki sen bu parayı en iyi nerede kullanacağını biliyorsun diyor. Kadın da gidiyor, yıllar boyunca çalıştığı, mütevelli heyeti olduğu, başkanı olduğu üniversiteye 1 milyar doları bağışlıyor. Ve de diyor ki ee, harika tıp öğrencilerimiz var. Ancak bu ekonomik durumları tıp fakültesine gitmeyi düşünmeyecek kadar kötü. Birçok öğrenci de bu yapıdan dolayı giremiyor. O yüzden diyor ben de onlara hani bu yıl ve önümüzdeki yıl bedava yapıyorum diyor. Ee, Albert Einstein Üniversitesi'ndeki eğitimi. Ve de öğrencilerin sevinmesi, ağlamaları nu görüyorsunuz. Şimdi bizdeki üniversite sistemine bakıp e ya niye bu çocuklar bu kadar ağlıyor? Ne var ki? Diyebilirsiniz. Şimdi Amerika'da pek böyle değil. Şimdi Amerika'da eğitim çok pahalı. Çok pahalı. Yani normal şartlarda bir Amerikanın e, üniversiteye gitmesi kolay iş değil. Özel üniversiteye gitmesi. Neden? Çünkü Amerika'daki üniversitelerde devlet desteği çok az. Pek çoğu özel üniversite. Özel üniversiteler çok yaygın. Yani devlet üniversiteleri de var ama Gidiyorsunuz işte ne bileyim North Carolina Üniversitesi ile Duke Üniversitesi aynı kasabada aralarında dağlar kadar fark var. Hem eğitim olarak hem şey olarak. Ee, ve de özellikle özel üniversiteler çok yaygın. Yaşam masrafları çok yüksek. Eğitim sistemi de bir de buna okul parası veriyorsun işte yıllık 50 bin 60 bin dolar. Sadece okula para veriyorsun. Ee, ve de çok talep var. Yani pek çok insanda çocuğunu buraya göndermek istiyor. Enflasyon yüksek. Ve o yüzden de ee, öğrenciler gitmekte zorlanıyorlar. Peki ne yapıyorlar gitmek için bu üniversitelere? Ee, federal öğrenci kredisi alıyorlar mesela. Mesela o da çok büyük problem oldu. En son Biden burada bunları affetmeyi düşünüyordu. En son ne yaptı bilmiyorum. Affedecek mi, affetmeyecek mi? Önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Çünkü uzun yıllar borç ödüyorsun. Burs alıyorlar. Mesela şu anda bizim olan burada ortaokula başladı. Basketbol takımı normal okula gidiyor yani. Public school yani devlet okulunu. Bizimki Türkiye'de basketbol takımındaydı. Burada bir geldi mavi. Ya diyor herkes çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor çünkü pek çoğu üniversitede burs almayı düşünüyor çocuklar. Yani eğitim burslarını şey de alıyorlar. İşte herhangi bir sporcu olduğun zaman üniversiteye gidebiliyorsun. yapıyor. Sadece basket oynamıyor adam orada yani. Kariyer yapıyor, şey yapıyor. Üniversite parasını çıkartacak belki. Ee, Yardımcı programlar var. Birçok üniversitede öğrencilere burs veya kredi imkanı sunması da çalışma imkanı sunuyor mesela. Gidiyorsun diyorsun ki sen şunları yap, bunları yap ve de bu şekilde eğitimini bitir. Tabii üniversite sayısı çok ama tabii üniversite sayısı kadar eğitim kalitesi de yüksek yani sadece üniversite sayısı çok deyip geçmiyor. Şimdi mesela Türkiye'deki sistemle Amerika'daki sistemi bir karşılaştıralım bu mesela. Türkiye'de üniversite. Çok var değil mi? 200'den fazla üniversitemiz var son yıllarda. Peki niye eğitim seviyesine baktığınız zaman Amerika ile aynı değiliz? Ee, şu yüzden aynı değiliz yani baktığımızda. Ee, bizdeki sistem esnek değil. Ezberci ve teorik bir yaklaşıma dayanıyor. Bir tek üniversiteden bahsetmiyorum. Üniversite sınavına bile sorun yani sınava giriyorsun. O sınava göre, o anki ruh haline göre bütün hayatın belirleniyor eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim gibi çeşitli şeyler yok. Burada mesela üniversiteye giderken bütün lise hayatına bakıyorlar. Hatta ortaokulda liseye hangi matematik derecesiyle geçtin o bile etkiliyor yani. Lise sonda senin ne kadar akıllı olursan ol, ne kadar çalışırsan çalış o çok fazla etkilemiyor. Bizdeki sistem sınav odaklı eğitim sistemi. Ee, öğrencilerin bilgiyi öğrenmek yerine sınavda başarılı olmasına geliyor. Burada mesela geliyorsun, adam diyor ki lisede hangi sen sivil toplum kuruluşunda e, çalıştın? Hayata başka ne katkıların oldu? Lise öğrencisi ne olabilir diyorsun. Bir sürü şey yapmış olabiliyor. Bizde öyle değil. Sınavdan kaç aldın? Şu kadar geldi. Ortalaman bu oldu, bu bitti. Şimdi burada çok fazla üniversite var Türkiye'de. Biraz önce sağlık sektöründe merdiven altı e, şeylerden bahsettik. E, merdiven altı şu anda mesela geçtiğimiz gün Turizm Bakanı'nı ben tebrik ettim çünkü vakıflar konusunda dokunulmayan bir tabuyu dokundu ve de e, inanılmaz büyük bir hamle yaptı ve vakıfları şu anda gelir durumunu e, vakfedenlerin ruhu şad olsun diyeceği kadar e, düzeltti. Fakat vakıf üniversitesi denen bir garabet var. Aralarında bizim bildiğimiz çok iyi olanlar da var ama bir kısmı da merdiven altı. Vakıf üniversitesi, adı vakıf üniversitesi koymuş açmış. Apartman Dairesi'nde Vakıf Üniversitesi. Lafa gelince 200'den fazla üniversite var. Meslek lisesi olamayacak üniversiteler var şu anda yani. Akademik özgürlük sorunları var bizde. Yani özgür değiliz ne yazık ki. Bu da öğrencilerin gelişimini ya da oradaki ekosistemi etkiliyor. Adam orada diyor ki ya "Ben buradaki bu şeyde kalmak istemiyorum. Zaten kadro da az, altyapıda şeyler var. Hadi ben gidiyorum." diyor. Eee bizdeki üniversiteler genelde mezun olduğun zaman iş bulma garantisini getiriyor. Mesela Kanada'ya gittik geçen yıl. Vancouver'da pek çok üniversite 2 yıllık. Şimdi biz iletişim fakültesinde mesela beraber çalıştığımız arkadaşların pek çoğu iletişim fakültesi mezunu. Diyoruz ki ilk iki yıl gelme git okula. Çünkü orada genel kültür öğretiyorlar, şey yapıyorlar, genel bir şeye bakıyorsun, her şeye bulaşıyorsun. Ha ikinci yıldan sonra gel, okulda bir şey öğretmiyorlar. Gitmene gerek yok. Burada daha çok şey öğreniyorsun alaylı olarak bizim yanımızda. Çünkü yapa yapa öğreniyorsun yani şeyde. Oysa biz de kurmuş vakıf üniversitesi. Dayıyor dört yıllık şeyi. Turizm sektöründe niye dört yıl gideceksin kardeşim? İki yıl yiyip git gel zaten dinamik bir sektör. Gel burada öğren. Yani bazı şeyler öyle bir düzen kurulmuş ki orada da Serdüm Çayır'a Mevlam Kayır'a olduğu için bambaşka şey var. Yetersiz burs imkanları var. Pek çok öğrenci Türkiye'de Geçtim okul parasını vermek kalacak yeri olmadığı için barınma sorunundan dolayı üniversiteye gidiyor, yer bulamıyor, geri dönüyor. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Büyük okul, büyük şehirlerde özellikle. Korsancılık var. Ee, plajyalizm deniyor buna. Adamlar yani üniversite kurmuş. Basıyor paperlara böyle. Şey gibi. Bas bas ya kardeşim bunları yapmak için yıllarca araştırma lazım, laboratuvarlar lazım. Yapıyor yani şeyde. Ve de Boğaziçi Üniversitesi'nde gördüğümüz gibi politik nedenler. Yani sen Türkiye'nin en iyi üniversitesini alıyorsun. Tamamen burası AK Partili olsun, bizim adamlar olsun bilmem ne diyerek bambaşka bir yere itebiliyorsun. Ya da işte akademisyenler bir tane bildiriye imza atıyorlar. Sanki bunlar ağaçta değil, yani armutu bile daha böyle şey toplarsın elmayı. Bir gecede atıyorsun hepsini. 400 tane akademisyeni attım, profesör bilmem ne ne yapacaklar? Gitsinler başka üniversitelere, yurt dışına. Şimdi biz Selçuk Şirin'le, o New York'ta, ben San Francisco'dayız. Gündüzleri sohbet ediyoruz Selçuk Hocayla. Ne konuşuyoruz? Mesela yapay zeka ile eğitim sisteminin 10 yıl sonra nasıl olacağını konuşuyoruz. Yani ne, ne olmalı yani? Nasıl bir yere gelir acaba? Bizim eğitim sistemimiz ne olmalı? Diyebilirsiniz ki manyak mısınız kardeşim? Sen San Francisco'da, o New York'ta. Hatta geçen gün bir arkadaşımız da Praa gitmiş. Hep beraber ortak bir grubumuz var. Açtık Şanlıurfa seçimlerini konuşuyoruz. Dedi ki <laughs> Selçuk Hoca ya manyak mısınız kardeşim ben New York'tayım sen San Francisco'dasın işte. Diğer arkadaşımız Pırak'ta Ko konuştuğumuz konu Şanlıurfa Şanlı seçimleri <laughs> ne olur. <laughs> Neyse Selçuk Hoca'nın e, 2021'in Aralık ayında yayınladığı bir yazı var. Orada da e, Yol Ayrımındaki Türkiye ya Özgürlük ya Sefalet kitabında 7 tane reform öneriyor. Türkiye'deki üniversitelerin düzeltilmesi için. Diyor ki bir tek partinin iktidar olduğu son 20 yılda dahi 9 farklı bakan sistemi başına geçti. Şu anda sistemde hiçbir şey yok. Reform yapılamıyor. Ben zaten söylüyorum bunu size. Şu anda milli eğitim en sorunlu yerlerden bir tanesi. Hala da ufukta bir şey gözükmüyor. Doğan her çocuğu mutlaka bir kitaplı olması lazım diyor. Beyin girişimi %90 oranında tamamlandığı ilk 3 yılda çocuklarımızı kitaplarla tanışmak lazım diyor. Burada Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Biraz önce Ekrem oldu. Dedi ki biz bin tane kreş açtık, bir tane bile kreş yoktu. Belki bir tane vardı, on tane vardı ama bu kadar çok yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu yaptığı şeyde bence biraz Selçuk Şen'in vizyonunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ama öyle bir şey, bir his geliyor yani. Hani. Türkiye'de okul öncesi eğitime katılım yüzde otuz. OECD'nin ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. Yani bizdeki okul kavramını yeniden tanımlamamız lazım okul öncesi eğitimi tanımlamamız lazım. Okulda ne yapacağız onu temel tanımlamamız lazım. ve de mesela Selçuk Hoca diyor ki bence diyor şu sınıf şeyini hemen çıkartmalıyız diyor. Bir tane bakan Ankara'da oturuyor. 20 milyon öğrencinin Güneydoğu'da ne bileyim İzmir'de, Karadeniz'de, Antalya'da nasıl ve hangi şartlarda eğitim yapacağını tek bir standartta yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye gibi karışık, karmaşık, zenginliği buradan gelen bir ülkede sen bir, bir adamın sözüne göre bütün herkesi eşitleyebilir misin? Eşitlersin, ne dersin? Kara önlük giydirirsin. Bizim çocukluğumuzda olduğu gibi herkes önlükle gidip gelir, herkes eşit. Cumhuriyetin ilk döneminde belki bu iyi bir şeydi, bütün ülkenin standarttan yukarı çekmek için. Ama şimdi daha karmaşık e, bir e, ekosistemin olduğu bir ülkede bunlar zenginlik olabilir yani bunları farklılaştırmak. Ama tabii bizde hep korkulduğu için farklılıktan gelen şey korkulduğu için e, bunlar hep e, şey olmuyor ve. Ee, yoksul öğrencilerin mesela devlet okullarından yoksul öğrencilerin arttığı sayı bir şekilde eğitimde etkiliyor. Şu anda geçtiğim şey okullarda yani öğleyin yemek yiyecek çocuk bulamıyoruz. Yani yemek bulamayan çocuklar var yani şeyde, ekonomik şartlardan dolayı. Ve de ileri teknolojiye dayalı SETAM denilen fen, matematik, tasarım gibi alanlarda eğitim vermek zorundayız. Bu da çok geride kaldı diyor. Ee, ve de problem çözmeyi ölçen sınav Türkiye ulusal sınavları her aşamada bir şekilde ezbere dayalı becerileri ölçüyor diyor. Bundan da e, hep beraber çıkmamız gerektiğini söylüyor. Yani e, bunlara tabii normal şartlarda bir Milli Eğitim Bakanı'nın kafa yorması lazım. Ya da oradaki komisyonların. Çok görüyorlar mı bilmiyorum. E, muhalefet de biliyorsunuz yani müzmin muhalefet. Diyorlar ki ya eğitim sisteminde reform yapılması lazım diyorsunuz. Adam diyor ki görüyor musun bunlar hemen herkese işte imam yetiştirecekler, dindar öğrenci değiştirecekler. Ya kardeşim bir şey diyeceğim yani eğitim sistemi dediğiniz sadece bunlara yönelik değil. Zaten yetiştirebilse 21 yılda yapabilirdi. Yapamadılar, beceremediler. Becermelerine imkan yok. Türkiye gibi modernizmin e, içine girdiği bir toplumda sen kafana göre e, toplum mühendisliği yapıp e, bir ülkeyi dönüştüremezsin. Bakınız 28 Şubat. Yani 28 Şubat'ta bundan yıllar önce yaşadığımız şey tam da bunun denen değil ve başarısız olduğu bir şeydi. Ve diyorum Türkiye modernizmi öyle sizin korkularınız da bir günde elden alınacak şeyler değil. Yüz yıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Evet hala çok korkular var ama kazanımlar da var ve bu kazanımlarda bu ülke artık geriye gitmez. Birileri götürmeyi isteyebilir, birileri şeriat isteyebilir, ne bileyim birileri eğitim sistemini tamamen dini yapmak isteyebilir. Olabilir. Onlar da bu ülkenin rengi de Türkiye'nin. Ama bu ülkenin DNA'sına gelen modernizm de geri adım atamazsın. Yani sen e, belki o karanlık kafanda şunu düşünebilirsin. Abi şu kadınların seçme, seçilme hakkını evden alalım diyebilirsin. Ama bu ülkenin aydınlık kafaları buna izin vermez. Nasıl vermez? Vermez yani. Sistem izin vermez. Şu ana kadar gelen yani şey işte yasaları değiştirdim ya değiştirebilirsin. Bak adamlar dedi ki bin yıl sürecek dediler. 28 Şubat. cezaevinde gün sayıyorlar. Tuvalete gitmekte zorlanıyorlar. Yaştan dolayı. Lafı çok uzattım bugün de. Sizler ne diyorsunuz? Biraz bakayım bir dosyayla bitireceğim. Ee, Like'lar yayından sonra isteniliyor. Biraz like'ımız mı az? Kaç tane beğen tuşuna basılmış bugün? 760 kişi basmış. Şimdilik yayında. Birazdan biraz daha artar diye umuyorum. Şimdi biz başka meseleleri kendimize mesele ediyoruz. Türkiye'nin konuşmadığı, kenara ittiği ya da bir kısmı konuştuğu hayatın ortasında olan ama ana akım medyada yer bulamayan çeşitli konular var. işte şu bugünkü yaptığımız yayında görüyorsunuz. Biraz daha derinlemesine girmeye çalışıyoruz derken onu kastediyorum. Daha önce Fil dişi sahiline gittik ve Afrika'da olan biteni sizlere anlatmaya çalışmıştık. Orada bir şeyler oluyor özellikle e, bir dönem FETÖ'nün geliştirdiği bir ağ Türkiye devleti ve e, iş adamları tarafından sahipleniliyor. Ve de Afrika 1 milyarlık bir 1 milyar kişinin olduğu bir, bir pazardan bahsediyoruz. Düne kadar sadece kolonyalist ülkelerin e, zurnasını öttürdüğü bir kıtada şimdi işte Çin, Hindistan, diğer Avrupa ülkeleri, Fransa, Hollanda, Rusya ve Türkiye'de rol kapmaya çalışıyor. Tabii yine o müzmin, muhalif şeyinden baktığınız zaman ya biz bu Somali'ye niye bu kadar para veriyoruz diyor. Biz Libya'da niye bu kadar şey yapıyoruz diyor. Ama bölgeye gittiğiniz zaman, kıtaya gittiğiniz zaman oradaki Türkçe okullara bakıyorsunuz. İşte artan e, Türk Hava Yolları'nın sefer sayısına bakıyorsunuz. Artan konsolosluklar, büyük elçiliklere bakıyorsunuz. Ve iş insanlarının oraya gidip Anadolu Kaplanları'nı daha çok o pazarlara girme çabalarına bakıyorsunuz ee, ve de ulan gerçekten önemli şeyler oluyor diyorsunuz. Şimdi bunlardan bir tanesi de e, Utku Bengisu. Şu anda fuarlar yapıyor ve de onları da tanıtmak istiyor. O yüzden de işbirlikleri de yapıyoruz yani kendisiyle. Ve de en son Kenan Taş bu fuarlardan bir tanesini ziyaret etti. Ziyaret etti burada İstanbul'da olan Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengisu'ya da Sordu ne iş, Afrika'da ne oluyor diye. Bugünkü yayınımızı isterseniz e, bu özel söyleşiyle bitirelim. Kenan Taş'ın yaptığı bu söyleşiyle bitirelim. Ki Kenan Taş da taş yemesin. Yarın akşam saat 8'de tekrar buluşuncaya kadar bu özel söyleşiyle sizleri baş başa bırak. <laughs> Herkese merhaba. Ben Kenan Taş. Bugün e, İstanbul'dayız. İstanbul'da bir e, Afrika fuarı yapılıyor. Utku Bengüsu tarafından daha önce de bizim kendisi yayınlarımıza katılmıştı. Hatta onunla fil dişine gitmiştik. Afrika pazarı önemli. Neden önemli olduğunu ve bu fuarların Anadolu'daki üretici için ne kadar katkı sağladığını Utku Bengüsu'ya soracağız. Gelin isterseniz hep beraber fuarı dolaşmaya başlayalım. Müzik Bey, daha önce siz de biliyorsunuz Fildiş sahillerindeydik. Orada da bir fuar yaptınız. Şimdi geldik İstanbul'da. Bu kaçıncısı yapılıyor acaba bu fuarın? Kenan Bey, bu 10. organizasyonumuz bizim. Türkiye'de 10. organizasyonumuz. Afrika kıtasında yaptığımız organizasyonlarla beraber bu bizim 73. organizasyonumuz oldu şirket tarihimizin. Burada amaç şu, Afrika ile Türkiye arasında ilişkiler gelişsin ve ihracata dönsün istiyoruz. Ama neden? Filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Büyük firmalar ihracat yapıyor, küçük firmalar bu ihracat yapmayı çok fazla beceremiyor. Evet, az önce bir rakam vermiştiniz evet. Bence çok önemliydi. 1000 tane, bir o neydi tam olarak. 140 bin ihracatçısı var Türkiye'nin. Toplam ihracatı 255 milyar dolar olan ülkemizi bu 255 milyar doları getiren 140 bin firma var. Ama 140 bin firmadan ilk bin ihracatçı çıkart geriye kalan 139 bin ihracatçı o bin ihracatçı kadar ihracat yapabiliyor. Ve Türkiye'de 3.7 milyon şirket var. Onların önemli bir kısmı da zaten hiç ihracat yapamıyor. Dolayısıyla burada hikayenin temel kısmı bu. Fokuslandığımız alan şu. Burada gördüğün küçük ve orta ölçekli işletmeler, COBİ'ler ihracat yapma becerisi kazansın. Bir ihracat kası gelişsin bunlarda. İhracat kondisyonu gelişsin istiyoruz. Neden? Bunlar küçük göründüklerine bakma. 60 kişi çalıştırıyor, 100 kişi çalıştırıyor kendi bölgesinde. Ad, adı adı küçük olmuş bunların. Aslında kendileri bir dev ama ihracatı beceremiyorlar veya başaramıyorlar. Kaynak bulamıyorlar, kontak bulamıyorlar. Burada bizim amacımız onlara en kolay kontak bulacağımız kıta Afrika. Niye Afrika? Her şeyi dışarıdan alıyorlar. Afrika neden önemli? Bir hiç bilmeyen için yani Türkiye'de biliyorsunuz daha önce bir açılım yapmıştı. Afrika açılımı. büyük Büyükelçilikler artıyor, uçuşlar artıyor. Neden önemli? Örneğin Anadolu'da üretim yapan biri için. Şimdi Afrika kıtasında her şey dışarıdan geliyor. Kıtanın ihtiyacı olan ürünlerin yüzde %90'ı dışarıdan geliyor. Hatta öyle bir oran vereyim size. Yaklaşık yılda 1 trilyon dolara yakın bir hacimleri var. Ve, dolar. Evet, bunu mecburen dışarıdan almak zorundalar. İhtiyaçları olan gıdayı, ihtiyaçları olan tekstili, ihtiyaçları olan inşaat malzemesini, mobilyayı... O kadar fabrika yok ki içeride. Yani e, 225 milyon nüfuslu Nijerya'yı besleyebilecek kadar mobilya fabrikası yok Nijerya'da. Nijerya'nın mobilya fabrikaları Nijerya'da 1 milyon kişi bile beslemekte zorlanıyor. Dolayısıyla ihtiyaç ne oluyor? Dışarıdan karşılanıyor. Evet. Burada küçük firmalar bu büyük pazarlarda kontak buluyor. Bu büyük pazarlarda bulduğu kontaklarla e, ihracatlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi asıl meseleye gelelim. Evet. Anadolu'da Malatya'da halıcıyım, Sivas'ta başka bir şey üretiyorum, gübre üretiyorum. Ben şimdi bu sürecin içerisinde nasıl dahil olurum? Hiç evet. bilmeyenler için bunu şimdi, anlatır mısınız? Zaten... Ya da sadece Anadolu'da mı olmak lazım? İstanbul'dan üreticiler Olabilir. var. Olabilir. Yani mesele biraz önce dediğim gibi mesele küçük firmanın ihracat yapmasını sağlamak. Mesele bu. Türkiye'de istihdamın %78'ini Kobiler sağlıyor ama ihracat yapamıyor. Dolayısıyla mesele onlara nakit kaynak sağlamak. Şimdi bu işleri hiç bilmeyen firmaların önce önlerinde kaldırmaları gereken büyük bir bariyer var. Nedir evet. o bariyer? Nedir? Dil bariyeri. Adam yabancı dil bilmiyor ki. Yabancı dil bilen personel de yok. Yabancı dille ilgili bir broşürü de yok. Dolayısıyla zaten maça 3-0 yenik başlıyor. Bizim buradaki en büyük farkımız firmamızı alıyoruz. Firmaya diyoruz ki firmanın bir check-up'ını yapıyoruz. Diyoruz ki senin ihracat yapabilmen için gereken bazı adımları atman lazım önce temeldir. Web sitende eksiklikler var mı? Broşüründe eksiklikler var mı? Katalon ne durumda? Bir tanıtım videon var mı? Mesela bir İngilizce tanıtım videon var mı senin? Yani seni bir dakikada seni özetleyecek bir videon var mı? Bu tip kaslar geliştikten sonra firmalarda ihracatı daha kolay yapabiliyorlar. Yani hikaye Türkiye'nin küçük firmalarının ihracat yaparak büyümesi. Hikaye bu. Yani sadece büyük firmaların başkan olduğu büyük firmaların sözünü geçti sözünün geçti bir ekosistemin dışında burada buranın yıldızı küçük firmalar. Yani sponsoru da küçük firmalar. Öyle mi? Evet ya yani burada küçük firmaların bıçağı kesiyor. Bu organizasyonun en büyük özelliği bu. Onların istediği oluyor. Bu işin yıldızı onlar. Evet. İhracata nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Ülke ekonomisine ka sağladığınız katkı nasıl evet, acaba? Bu tip işlerde biliyorsunuz Kenan Bey önce bu tip etkinliklerde böyle açılışta hamasi söylemler yapılır. Siyasi konuşmalar yapılır iyi dilekler ve temenniler olur. Biz iyi dilek ve temenni değil, rakam odaklı bir firmayız. Şimdi mesela şunu söyleyeyim, bu organizasyona 4 yıl üst üste katılmış bir Kayseri'li şirket 2,5 milyon dolar net ihracat yaptı. Bunun videosunu yayınladık, belgeli. Adam kendisi konuşuyor, Çok iyiymiş. kendisi anlatıyor. Ordu'da hayatında hiç bu bölgelere girmemiş bir firmayı Ordu'da bulduk. O firma 2 yılda 40 bin dolardan 1 milyon dolara çıktı. Onun videosunu verdik. Net. İzmir'den bir mobilya üreticimiz, hiç ihracat yapmamış bir mobilya üreticimiz 2019'dan bu yana devam ediyor bu işlere bizimle beraber. Artık yılda 400 bin dolarlık ihracat yapıyor. Çok net net Ciddi rakamlar. Net rakam Genel bir toplam var mı hiç böyle? Ya biz bu Afrika ekonomisine Afrika'ya girerek aslında Türkiye'deki ekonomiye katkımız şu kadar oldu diyebiliyor musunuz? Çünkü siz çok iyi inceliyorsunuz. Özellikle tüm süreçleri de biz de yakından takip ediyoruz. Şunu net ifade edeyim. Eğer Türkiye Afrika'ya 21,5 milyar dolar ihracat yaptıysa bunun net %15'i kesinlikle bu tip organizasyonların katkılarıdır. Bizim 72 tane organizasyonumuz bitti. Bu 73. Bu organizasyonun katkılarıdır. Burada mesele Küçük firmaların bıçağının keseceği, küçük firmaların adının büyüte, büyüyeceği bir ekosistem yaratmak. Çünkü bu küçük firmalar ne büyük e, sivil toplum kuruluşlarında söz sahipleri, ne önemli birliklerde adları var, sanları var. E, büyük teşvikli gezilerde yoklar. Bu her yerde yok olan firmaları var yapmaya çalışıyoruz. Var ve görünür yapmaya çalışıyoruz. Mevzumuz bu. Bu da Afrika'da biraz daha mümkün. Oranın standart anlayışı, esnek üretim anlayışı. Bana bir şey gönder de şu anda ihtiyacım çözülsün ihtiyacın aciliyet anlayışı. Kobilerle onları eşleştirmemizi zorunlu kılıyor. Ve biz kobilerle onları eşleştirdiğimiz zaman da ortaya bir başarı hikayesi çıkıyor. Ne oluyor? Nakit girdisi olan bir kobi iş yani kendini güçlendiriyor. Bak biraz önce sen bu salona girdiğinde benim kullanma çocuk ne dedi? Senin yanında söyledi. Dedi ki, adam peşin para vermek istiyor. Şu anda para almak istiyor. Ben hayatımda hiç ihracat yapmadım. Bu adamın parasını alayım mı, almayayım mı diye bize soruyor. Zaten benim müşterim böyle olmasını evet. istiyorum. Yani buradan yürüsün istiyorum. Buradan kasları geliştireyim. Biraz önce dedim ya, bir ihracat kondisyonu yakalatalım. Bir ihracat kası geliştirelim. O kendisini büyütsün. Çünkü ben 3 sene sonra bugün o soruyu soranın 3 sene sonra sırtını böyle dik bir şekilde yaslayıp koltuğuna Afrika maceraları anlatacağını biliyorum. Etrafını Afrika ile ilgili hikayeler anlatacağını biliyorum. Bugün bu amentüyü yapmak zorunda. Ondan sonra gelişecek. Onun için bizim işimiz ihracata ilk adım, ilk giriş. Bunun için de Afrika önemli. 54 evet. tane ülke var. Ya şimdi sen de biliyorsun. Rusya ile bir kriz yaşadık. Bütün mandalinacılar ağlamaya başladı. E Afrika'da bugün Nijerya'da bir problem olsa rotayı Ghana'ya çevirir adam. Problem oldu, rotayı Etiyopya çevirir. 54 ülke var. Yani hepsiyle birden aynı anda bir kriz çıkma ihtimali yok. Bir de şu var. Bu ülkelerin hepsinde bir Türkiye itibarı var. Sen de biliyorsun 63 tane destinasyona şu anda 54 ülkenin 63 destinasyonu. Türk Doğrudan uçak var evet. Türk Hava Yolları'nın. Yani adam 11 buçuk saat Angola'ya giderken internete bağlanıp gidiyor. Bunu hayatında ilk defa görüyor Angolalı. Gelirken şimdi kadın geldi bana ticaret odasından Angolanı. Dedi ki 11 buçuk saat boyunca WhatsApp'tan yazıştım. Uçaktaydım bu inanılmaz bir şey dedi. Şimdi bir kere zaten büyülenerek geldi. Geldi, ortamı gördü, teknolojiyi gördü, ürünleri gördü, esnek firmaları gördü, ilgiyi gördü, alakayı gördü. Artık bir Türkiye dostu oldu. Yani bizim kurmak istediğimiz bağlantı, kurmak istediğimiz bağ bu. Sarsılmaz bağlar kuracağız. Bir de Anadolu'yu keşfetsinler istiyoruz. Üstad her şey İstanbul, her şey Antalya olmaz. Biz Van'a gönderdik Sierra Leone'den müşteriyi. Şimdi Kasım ayının ilk haftası yapacağımız 11. organizasyonla evet. deprem bölgelerine ağırlık vereceğiz. Yani alacağız. Adamları Adıyaman'a götüreceğiz. Oradaki organize sanayiyi gezdireceğiz. Mevzu bu yani 81 vilayette varız mesela. Evet. yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Fil ediyorum. dişinde görüştük. Şimdi buradayız. Şimdi bakalım seneye hangi ha, çok hangi Afrika'da görüşeceğiz bakalım evet, yani. Evet, önümüzdeki sene size, fil dişi en gelişmiş ülkelerinden biri. Biraz sizi gerçek Afrika'ya götürmek <laughs> evet, istiyorum. Evet, anlaştık. Peki çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.